Merhabalar. Gördüğünüz gibi nefis bir tarifim var arkadaşlar. Hadi hep beraber nasıl yaptık başlayalım. E iki su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 su bardağı ince bulgurumuz var. Mercimeği genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine su ilave ediyorum ve bu suyla güzelce yıkıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz nişastası çıktı. Şimdi bunu birkaç defa daha yıkadıktan sonra mis gibi dupduru bir su içerisinde mercimeğimizi haşlayacağız. Bunu da nasıl anlıyoruz? En son eklediğimiz 2 su bardağı su ile suyun berraklığından anlıyoruz. Şimdi artık mercimeğimizi haşlamaya götürelim. Mercimeğimiz haşlanırken üzerinde köpükler oluşacak. Bunları temizleyin arkadaşlar. Tencerenin kapağını da kapatırken tam kapatmayın. Köpürür ve taşar. Mercimekler iyice haşlanıp yumuşacık oluncaya dek ocağımızda bırakalım. Gördüğünüz gibi şekli de değişiyor ve iyice dağılıyor mercimekler. Kaynatmaya devam ediyorum. Ve artık ocağımı kapatacağım. Hem suyu çok azaldı. Hem de mercimeklerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle biraz daha karıştırarak kıvamını sizlerde kolaylıkla anlarsınız. Üzerine bir buçuk su bardağı ince bulguru döküyorum, haşladığım mercimeğin üzerine döküyorum ve bunu birlikte güzelce karıştırıyorum. Mercimeğimizin içerisine karıştırdığımız bulgurlar iyice mercimekle beraber karışıp yumuşayacak. Diğer tarafta tavamızın içerisine büyük boy bir adet kuru soğanı ince yemeklik doğradım ve bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağın içerisinde sotelemek üzere ocağımıza aldım arkadaşlar. Soğanların iyice yumuşamasına özen gösterin arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası ilave ediyorum ve soğanlarla birlikte salçayı güzelce karıştırarak kavuruyorum bu arada soğanları yakmamak için ocağınızın ayarını orta ayara getirebilirsiniz eğer biber salçası seviyorsanız bir yemek kaşığı da biber salçası ilave edin ben de kalmamıştı bunun yerine bir yemek kaşığı dolusu isot kırmızı pul biber acı olanından ilave ettim Ve birlikte güzelce karıştırıyorum Evet artık soğanlarımız hazır. İçerisine birazcık karabiber ilave ettim. Onu da güzelce karıştırarak yediriyorum. Soğanları da tekrar kontrol ediyorum ki şöyle üzerine bastırarak ne kadar güzel yumuşamışlar onu da görüyorum. Şimdi Önceden kırmızı mercimekle birlikte karıştırdığım bulgurları şöyle bir karıştırıp havalandırdım. Çünkü soğurken kaskatı olmuşlardı. Bunu da biraz önce kavurduğum soğanların içerisine döktüm ve üzerine de tuzunu ilave ediyorum. Birlikte güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Böyle kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra soğanlar çok sıcaktı. Hatta bulgurla kırmızı mercimek de artık e, soğumamışlardı tam olarak. Elimle yoğurmak için soğumalarını bekledim. ve Sonrasında gördüğünüz gibi elimle güzelce yoğurdum ve yarım demet kadar da maydanozu ince ince doğradım üzerine ilave ediyorum. Bu harika lezzetimiz artık sunum için hazır. Elimle köfte şeklinde sıkarak marulların üzerine dizdim. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.